Aykut İnce çok teşekkür ediyorum. Zeki abiye selamlar. Serdar abiye iyi yayınlar. Kolay gelsin diyelim. Selamlar kardeşim. Selamlar. Ee, Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçlar, sıfır çekme durumu, ligdeki kötü gidişat, yıllar sonra e, bu durumla karşı karşıya kalması ve hafta sonu Beşiktaş'ın oynayacağı bir Kayseri spor maçı var. Sergen Yalçın ve futbolcular Beşiktaş e, kafilesi yaklaşık bir saat, bir buçuk saat önce İstanbul'a geldi. Ee, şu an net bir durum yok ancak Kayseri spor maçı öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın görevi bırakma ihtimali var. Sergen Yalçın istifa etmeyi düşünüyor. Ee, henüz istifa etti, maça çıkmayacak veya Kayseri spor maçında başka bir teknik direktör olacak gibi cümleler kurmak için erken ancak Sergen Yalçın'ın bu düşüncesi var. Aslında Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde Sergen Hoca'nın planlaması, evet Dortmund’da mağlubiyet aslında çok sürpriz olarak nitelendirilecek bir durum değil ancak Kayseri spor maçında bu durumu toparlayabileceğini düşünen, düşündüğünü ve bu durumu planladığını açıkçası biliyoruz. Ancak dünkü mağlubiyetten sonra bu planları, bu düşüncesi biraz değişmiş olabilir. Kayseri maçına çıkıp kazanma isteği vardı, halen var ancak o maça çıkmama ve istifasını sunma düşüncesi var. Bu aslında şu an itibariyle sadece bir kişinin bileceği bir durum. Kim o? Teknik direktör Sergen Yalçın. Sergen Hoca bu kararı alması durumunda ya Sayın Başkan Ahmet Durşe bir arayacaktır ya Emre Koca da arayacaktır ve istifa ettiğini söyleyecektir. Daha sonrasında bizler de öğreneceğiz. Ee, Sergen Hoca bu, aslında basın toplantılarında e, cümlelerinde durumu düzeltmeye dair çok fazla çözüm getirdiklerini ama bir noktada tıkandıklarını artık bu çözümün gelmediğini aslında ifade etti. Özellikle Allianz Spor maçından sonra söylemiş olduğu cümleler. Çünkü bu süreçte taktik değişti. 4-4-2 oynandı, 4-2-3-1 oynandı, 4-1-4-1 oynandı. Oyuncularda değişiklikler oldu. Montero yedek kaldı. Ee, diğer oyuncular oynadı. Sol bek noktasında değişiklik oldu. Yine kaybetti Beşiktaş. Orta sahayı değiştirdi yine kaybetti Beşiktaş. Santrofor'u değiştirdi yine kaybetti Beşiktaş ve sonunda Sergen Yalçın'ın ağzından şunu duyduk. Çözüm üretemiyorum. Aslında Borussia Dortmund maçı ile birlikte bu durum biraz daha konuşulur duruma geldi. Çünkü şunu net bir şekilde ifade edebilirim ki Sergen Yalçın yakın çevresine hep şunu ifade ediyordu, şunu söylüyordu. Beşiktaş taraftarı bir gün benim gitmemi isterse o gün gideceğim. Sosyal medyayı Sergen Hoca direkt takip ediyor değil ancak çevresi takip ediyor. Beşiktaş taraftarının dünkü maçtan sonra mağlubiyetin ötesinde biraz reaksiyon verememesi, oyuncu grubunun Sercan reaksiyon verememesi Beşiktaş taraftarının da kırılmasına yol açtı. Aslında okuduğumuz zaman da birazcık bu durumla karşı karşıya kalıyoruz. Aykut İnce lütfen dinliyorum. Ee, Serdar'la e, sevgili Zeki abim de sorusu olacak ama... Mart. Şimdi ben bir soru sorayım. Kayseri maçı öncesinde derken e, niye böyle bir şey söyledi? Yani o zaman bugün yarın istifa haberi istifa edeceğinin ihtimali. ihtimali ihtimali Var. Sebebi şu. Planlama bu, şuydu. Bundan 24 saat önce. Dortmund maçı bu kadar bir fark beklenmiyordu. Ve Vodafone Park'ta taraftarın önünde bir galibiyetle bir barışma diyebiliriz bu kelimenin karşılığı. Bu planlanıyordu Sergen Yalçı tarafından ama dünkü mağlubiyet ve dünkü mağlubiyetin ardından Aykut İnce çok Beşiktaşlı'nın siyah beyaza gönül veren taraftarın kırılma yaşadığı çok aşikar. Bu zamana kadar bence iyi de süreci ee, Sergen Yalçın idare etmeye çalıştı, takımı ayağa kaldırmaya çalıştı ama kendisi de söylüyor artık buradan sonra çok fazla reaksiyon veren bir durum değil. Bunun sebeplerini sizler yorumcular ekranlarda daha iyi değerlendirirsiniz ama henüz çok sıcak bir durum. Yani saat bir buçuk saat önce Beşiktaş indi. Tamam. Futbolcular gitti evine, hoca evine gitti. Bir evinde yalnız kalsın hoca. Benim beklentim dün öncesinde, Dortmund maçı öncesinde Aykut İnce, Sergen Hoca'nın Kayserispor maçına çıkıp Oradaki sonuca göre geleceğine ilişkin bir karar vermesiydi. Zek Aslında dün... çok özür dilerim. Şunu söyleyeyim hemen Zeki abiye bırakıyorum. Tamam. Eğer dünkü mağlubiyet 2-1, 3-1, 2-0, 3-0 tarzı bir skor olsaydı... Kayseri Spor maçı beklenecekti. Sergen Hoca çıkacaktı maça. Kayseri Spor maçında alınacak puan kaybı, yaşanacak puan kaybından sonra istifa etme düşüncesi vardı. Kazansaydı devam edecekti ama şu an biraz... Eşit seviyeye gelmiş durumda. Şimdi Zeki abiyle Serdar'ın da soruları var. Bugün biraz seni tutalım ekran karşı önemli çünkü bu Zeki abi. Önce Serdar'dan başlayalım. Zeki evet, abi. Evet. Serdar'ın bir sorusu. Sercan seni tebrik ediyorum öncelikle habercilik anlayışın açısından. Çünkü bazen bazı şeyleri 3-4 hafta öncesinden söyleyip ee, bazen tepki alabiliyoruz hayatta ama oysa ki Sercan çok önemli bir noktaya. Detay vermişti ama biz bugün bu masada Sercan'ın aslında detayını paylaştık. Börse Dortmund'la ilgili oyuncuların topa kafayı sokmamasını, o ikili mücadele içerisine girmemesini gibi gibi detayları aslında Sercan daha önce e, habercilik anlayışını gerçekten tebrik ediyorum. E, burada bazı noktalara temas etmişti. E, dolayısıyla da Beşiktaş açısından aslında bir çıkmazın doğabileceğinin e, işaretini vermişti. Ee, soru bugün, soralım bugün, Yorumu soru yap Şöyle söyleyeyim e, Ben soru sormayacağım Sercan'ı sadece tebrik için Bu cümleyi aldım Peki Ben ser, sorayım ser, Soru e, var İnce, bir, Çok ufak Heh. müsaade edebilme şansınız var mı? Var tabii. Serdar abiye teşekkür ediyorum ama Orada ben Anladım Serdar abinin e, Yorumunu ve Teşekkür ediyorum ama O video Bundan bir hafta önce Ahmet Akçan hocamızın olduğu yayında Aslında orada çok video kırpıldığı için Sosyal medyaya çok farklı yansıtıldı Evet, evet. Ben şunu demiştim. Tekrar etmekte de e, Aykut İnce teşekkür ediyorum. O dönem Ahmet Durçebi Sergen Yalçın'ın arkasında durarak bu kötü gidişatta tek sorumlunun Sergen Yalçın olmadığını gösterdi. Eğer o gün Sergen Yalçın ayrılmış olsaydı bu kötü gidişatta tek sorumlu Sergen Yalçın gibi görünecekti ve futbolcular bu yükü üzerinden atacaktı anlamına gelen cümleyi. Aynen böyle kullanmıştım. Video kırpıldı ama Biraz da reaksiyon ortada açıkçası. Tamam, yani, o yüzden de biz bugün bu masada aslında e, tabii ki Sergen Hoca'nın hatalarını ufak da olsa konuştuk. Tabii. Ama futbolcuların burada esas bu işin müsebbibi olduğunun üzerine doğru gitmeye başladık. Bugün Hı -hı. belki geldiğimiz nokta bu oldu. Hı -hı. Tamam. Soru Zeki abi. Ben e, dünkü maçtan sonra sercan e, Sergen Yalçın'ın son cümlesine takıldım. Orada şunu söyledi. Bundan sonraki maçlar için inşallah e, düze, bu takım düze, düzelir dedi. Düzelteceğiz demedi. O, o mivalde bir cümle kullandı. Yani e, sanki bırakmış gibi. Bırakan istifa eden hocanın söyleyeceği bir cümleyi sarf etti. Ayrılık orada. sinyali. Ayrıl direkt şey. Ya hani bırakan hocalardır. Hani takım bundan sonraki maçlarda inşallah düzelir. Kötü gidişat biter gibilerinden. Bir cümlesi var. Tam olarak orijinal olarak o cümleyi e, izlersek e, çıkacaktır ortada. Ortada ben düzelteceğim, biz düzelteceğiz demiyor. İnşallah bundan sonra Beşiktaş düzelir gibi bir cümle kullandı. E, i̇stihbaratın doğru bana göre de. Bana göre aslında Sercan Giresun spor maçından sonra bırakmak istedi hoca. Çünkü ne yapsam olmuyor, düzeltemiyoruz, yapamıyoruz dedi. Yani, o bir çaresizlikti, hani e, pes etmişlikti. E, e, yönetim arkasında durdu ama gelinen noktada belli ki hoca olmuyor yani bu tabii ki hocanın formsuz olabilir ama hocanın donanımı belli geçen yıl suda ateş yaktı bana göre çok büyük bir başarı elde etti Altı ay önce. yani, yani <laughs> bravo e, ama takım e, hocayı bitirme noktasına getirdi yani takımda bazı oyuncular kusura bakmasın bu kadar kötü oynamaya hakları yok Beşiktaş formasını sırtına geçirmişler ama fiziki olarak belki varlar ama ruh olarak hiç yoklar. Bazı oyuncular onlar her Beşiktaş taraftarı da biliyor. Sergen Hoca'yı bu duruma getirdiler. Sergen Hoca ne yapabilir ki böyle bir ortamda? Bu durumda hiçbir şey yapamaz ama ben o cümleye taktım. Hoca sanki ya. E, dediğin gibi istihbaratın doğru bırakacak gibi bir durum var. As aslında zeka yani tabii ihtimalden bahsediyorum. Şu an ben Sergen Yalçın istifa etti dersem yanlış olmuş olur ben çünkü. Ben ihtimal Hoca olur. hoca dün bugün geldi takım yarın saat 12'ye antrenman koydu. Bu Bunu da söylemek lazım. Yarın saat 12'de Beşiktaş'ın antrenmanı var. O durum değişebilir mi? Değişebilir elbette ama şu an sadece hocanın kafasında Kayseri maçına çıkmadan istifa etme düşüncesi var. Çünkü e, Hoca Beşiktaş taraftarı tarafından çok sevilen bir isim. Çok güçlü bir figür. Ancak işler böyle gittikçe e, Sergen Yalçın'ın Yıllar sonra, 3 yıl sonra, beş yıl sonra Beşiktaş'a geri dönüşü daha zor hale gelmiş olabilir ve insanların yani şunu aslında Zeki abi. Sen şunu Beşiktaş mu kapalı tribününde. Sen şu. Kapalı tribününde Aykut abi. Duran, kombinesini alan bir Beşiktaşlı'nın zihninde, hayallerinde olan Sergen Yalçın'ın daha da o figürün değişmemesi adına Sergen Yalçın kısa vakit içerisinde istifa etmeyi düşünüyor dersem yanlış olur. Sercan şunu şu, şu, şöyle de mi sorsam acaba yanlış mı olur? Sergen Hoca ile oyuncu grubu sana ipler koptu. Yok hayır. Ee, Yanlış Bunu oldu. ben ben bunu ben bunu e, benim haddime değil bunu söyleyebilmek. Benim elimde bir kanıt olması gerekiyor ve biz şimdiye kadar bu hayır, ekranlarda görebildiğin kadarıyla, tribünden görebildiğin kadarıyla açıklamalara baktığında ben, üst üste koyduğunda e, bunu söyleyemem. Hocanın futbolcularla iletişimi bozuk, iletişimi kötü diyemem çünkü. Bu yıl kadroda olan futbolcular geçen yıl şampiyon olmuş futbolcuların yüzde %80'i. Tabi. Joseph Vida kaleci Ersin. Velin Sağ beki Roziye. Wellington. Wellington. Ee, orta Vel sahadaki ekstra iki kişi değişti. Piyanişli Alex yeni oyuncu. Bir evet. de forveti Batshuayi. Kanadırlar yine aynı, diğer kanadı Gezzal aynı. 6 ay önce şampiyon olmuş, 2 kupa kazanmış bir teknik direktörün 6 ay içerisinde aynı oyuncu grubuyla İlk 11'de iki oyuncu üç oyuncu farklı. Zaten haberini çıkarttık. Alex 7 <laughs> maçtır oynamıyor. Pieniç Piyani, altı maç kaçırdı. Sergen, sen benim Şu, sorumu yanlış anladın. Anladım anladım. Şunu ben söylüyorum. Ben Sergen hocaya iletişimi yok demedim. Hı. Oyuncular mı e, isteyerek ve bilerek koparttılar hocayı... Hayır, bu söylüyorum. Hayır, hayır, Zekalı hayır. Ve Serdar'ın yorumun üzerinden böyle bir soru çıkarttım. Ben ben bunu böyle bir durumun olduğunu bilmiyorum. Böyle bir durumun olmasını düşünmek bile bir Beşiktaşlı. Düşünmek bile isteyemez bence. Yani insan kendi takım bir futbolcu. Mehmet isminde bir futbolcu. Beşiktaş'ta profesyonel bir futbolcu. Sergen Yalçın e, gitsin diye oynamıyor demek çok e, acayip bir durum olur. Ser... Ben bunu Tabii düşünmüyorum. Sen... Da ben iletişimin iyi olduğunu düşünüyorum ama. Sevgili Sercan dün akşamki maçlarda penaltı hariç Beşiktaş'ın yediği golleri bir daha izler misin? Defalarca izledim abi. Ya, o farkında abi. Film gibi izliyorlar. O, bu ne demektir o zaman? Sen bir takım a, e, ekmeğine yediği ekmeğe ihanet ediyorsa, formasını terletmiyorsa, hocasına bu haksızlığı yapıyorsa o zaman… Aslında camiasına bu haksızlığı yapıyor. Camiaya tenettir. da yapıyor. Ya Sergen Hoca'nın arkasında dimdik yönetim duracak ama Sergen Hoca bırakmak Tebrik istiyor. Tebrik etmek lazım yönetimi. Az önce yönetimi. şunu söyledi yani, Sergen haklı olarak. ismini yıpratılmasını istemez Sergen Yalçın. Ama evet. ismini oyuncular çok, yıpratıyor çok çok güzel bir nokta var orada. Yani yönetim elbette tamam Beşiktaş başarılı değil bu başka bir kez ama yönetim tamamen Sergen Can'ın arkasında durarak aslında o ispat ettiği bir nokta var. Kardeşim takır takır bu topu oynamak zorundasınız. Bu takımın hocası da Sergen Yalçındır deme cesaretini gösteren yönetimi gerçekten ayakta alkışlıyorum. O evet. kadar önemli bir konu ki Beşiktaş tabii, için tabii, bugün tabii, belki, tabii. belki, belki de belki de keşke Beşiktaş camiası taraftır üstünde dursa da kardeşim bu takımın hocası Sergen Yalçındır ve siz eğer gerekiyorsa bu işe soyunan birkaç futbolcu da varsa kapı dışarı edileceksiniz mesajını keşke gönderse bu futbolculara. İş oraya gidiyor zaten. Keşke yapsa Yönetim bunu yapar i̇nşallah. zaten. Giresun maçından sonra doğru olanı yaptı. Sergen Hoca'nın arkasında durdular i̇nşallah. sonuna kadar. Ama Sergen Hoca daha fazla Ama yıpranmamak Se Sergen için yönetimin mi? de yıpranmaması Yedek için bırakabilir. Ben Bursaspor maçında Sergen Hoca'nda. Aslında Edoğan... Sergen Hoca şunu dedi ya Zeki abi siz dediğiniz son cümlesi daha iyi olur inşallah evet. Beşiktaş diye. E ee, kendisinin daha fazla takımın başında kalarak Beşiktaş'a zarar verme korkusu yaşıyor Sergen. Evet. Işte, Tek o o budur psikolojiyi ben. yaşıyor hoca belli. Kopuş nerede başladı sana göre? Dortmund şa, e, Şampiyonlar Ligi ilk maç, Dortmund. Dortmund maçıydı. Dortmund maçında Beşiktaş o kadar e, hedeflerini yüksek tutmuştu ki öyle bir kadro çıkarttı. Çünkü hoca da Pjanic'li, Alexli, Batuşağ ile bir kadroyla sahaya çıkıp Orada mağlubiyet yaşadıktan sonra ligde de üst üste gelen durumlar biraz işi bozdu. Aslında şimdi bunu söylemeyecektim ama hoca e, Hocanın ma bazı mazeretleri de var aslında. E, Aykut İnce, Zeki abi. Dün A Spor ekranlarında şu detay detaylı haberi yaptık. Beşiktaş bu sezon 21. resmi maçına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi için transfer edilen Pjanic 3 Şampiyonlar Ligi deplasmanda oynamıyor. Ligde de 3 tane oynamıyor. 6 maç, 21 maçın 6'sında yok. Şampiyonlar Ligi için transfer edilen Alek Teixeira toplam 7 maçta forma giymiyor. Hem ligi hem de sakatlıklarından dolayı. Batshuayi 4 maç kaçırıyor. Yani şamp aslında yapılan transferler bazı sebeplerden dolayı sakatlık, şanssızlık diyebilir. Sa Sakatlıkların hepsini şanssızlığa da bağlamayalım ama Hoca veya Beşiktaş 3 maç üst üste aynı kadroyla Alex'li, Piyaniş'li, Batshuayi'li, Gezzallı, Larin'li az kadroyla sahaya çıkamadı. Burada bir bu da bir sebep olarak söyleyebilirim. Söylemezsem içimde kalır. İyi de o oyuncular e, performansları iyiyse Sergen Hoca şans verirdi. Sakatlardı abi. E, oynadıklarında da çok fazla bir direnç göstermediler yalnız. 3. Evet. bölgede doğru. top beklediler. O da doğru. Diğer oyuncular gibi savaşmadılar. Yani Mesela çok Bat lüks oldu onların üçünün bir arada oynaması. Mesela hocanın ben Batuşay'ın performansından Alex e, Pien için biraz e, kenara bırakabilirim ama Alex ve Mişit Batuşayı transferlerinden e, şu an, an itibariyle memnun olmadığını net bir şekilde ifade edebilirim. Beşiktaş başkanı Sayın Ahmet Durmuş'ü ile Spor maçıdan 24 saat geçmeden yaptığı toplantıda bu iki isimle ilgili yanlış transfer yaptık dediğinde biliyorum. Pieniç'i kenar, biraz kenara bırakıyoruz. Pieniç çok farklı bir transferdi. Yani son gün evet. yani ismi biz duyduk. A Spor'da yaptık. Gümraniye Spor hazırlık maçı vardı. Haberi duyduk Pieniç'i. Ben 15-20 dakika bilmeme rağmen haber yapamadım. Bir kişiden, iki kişiden teyit almama rağmen o kadar büyük bir transfer ki inanmadık. Hoca hayır diyemezdi ona. Ama bugün bir detay öğrendim Gezzal'la ilgili. Evet Gezzal'ı Sergen Yalçın kadroda tutulmasını istemiş ama e, ee, 1.7 ile başlayan pazarlıklar 2.2'ye geldikten sonra Sergen Hoca biraz hani ekonomik durumu da düşünerek e, o kararı Gezzal ile ilgili alınıp alınmaması ile ilgili kararı Beşiktaş yönetimine bırakmış. Şimdi sadece aklıma geldiği için transfer üzerinde söylüyorum. Taraftar üzerine düşeni yaptı doğru mu? Yaptı. Stada gitti. Cebinde parası yok. Belki borç aldı. Abi, bilet Kayseri aldı, gitti. Spor maçında 25 bin en az taraftar olacak. Aynen. Beşiktaş'ta şimdiye kadar iç saha maçlarını toplayalım. 25 Bin taraftar yoktur. Se, o se, reak, reaksiyonu Beşiktaş taraftarı gösterebilmek için Beşiktaş kulübü %50 indirim de yaptı biletlerde. Onu da tebrik etmek lazım ama stada gidecek Kayseri Spor Maçı'nda hafta şu, sonu. Şu, Reaksiyon hoca başında olur olmaz onu, onu bilmiyoruz bile. göreceğiz. Taraftar üstüne düşeni yaptı. Yönetim her şeyi yaptı. Her şeyi yaptı. Paraları ödediği zor zamanda değil mi? Tabii. İşte icralarla uğraştılar vesaire. Allah'a var yani hakikaten çok çalıştı yönetim. Tek tek isim isim şimdi saymayalım emekleri var. Geçen sene şampiyon yaptı bu hoca. Öyle mi? Hı -hı. Çifte kupa. Hı -hı. Bir de Süper Kupa finali var şimdi. Hı -hı. Ee, kazanma ihtimali olabilir o maçı yani kupa kupa Peki, müzesine bir üç ilave, kupa yapar. Bir ilave yapayım. Şimdi Sergen tam. Sergen önce şampiyon. Bu arada bu arada çok özür dilerim Serdar abi. Az önce 12'de antrenman var demişti ki. Beşiktaş kulübü de basın mensuplarına bu durumu şimdi geçti. Yarın Kayseri Spor karşılaşmasının hazırlıkları için yarın saat 12'de Nevzat Demir testlerinde antrenman var bilgisini geçti. Basına Türk... açık mı? Basına kapalıdır iyi çalışmalar.